Gerçek Hayat sunar. Ayasofya'nın açılması Türkiye'nin önünü açacak. Yusuf Kaplan Cumhuriyet, tanzimatla başlayan Türk modernleşmesinin uzantısıdır. Bu 200 yıllık süreç, fetret dönemidir. Çağ dışına düşüşümüzün resmi. Çağ üretenler, kavramlarını ve kurumlarını geliştirenler yalnızca batılılar. Biz değiliz. Türk modernleşmesi yeni bir başlangıç değil, batıya eklemlenmedir. Tarihi batılıların yapmaları, bizimse batıya bakmamız, akmamız, kendimize olan güveni yitirip kendimizden kaçmamızdır. Zihnimize vurulan prangalar. Türk modernleşmesi özellikle de Cumhuriyet döneminde kesin bir dönemece giren epistemolojik kırılma ve ontolojik kopuş süreci bize anlatıldığı, ezberletildiği gibi çağdaşlaşmamız değil, adaşlaşmamızdır. Çağ çağın çağrısını bizim üretmemiz değil, bizim tüketenler olmamız. Dolayısıyla batılıları üreten ve özne olarak kabul etmemiz, kendimizi ise batılıların ürettiklerini ne anlama geldiğini anlamadan kör kütük tüketen ve nesne konumuna yerleştirmemiz. Nedir bu? İrademizin elimizden alınması, zihnimize pranga vurulmasıdır. Ayasofya'nın açılmasının anlamı cami olarak Ayasofya'nın neden kapatıldığını biri bize rasyonel bir şekilde açıklasın lütfen. Ayasofya'nın kapatılması Türkiye'nin sembolik olarak zihnen bağımsızlığını yitirmesi demektir. Ayasofya'nın açılması ise abartmak istemem ama İstanbul'un yeniden fethi gibi büyük bir hadisedir. Türkiye'nin kendine gelmesi, kimliğine, tarihine ve ruhuna sahip çıkması, zihnen özgürleşmesi, zihnen özgürleşemeyenlerin epistemik köleler olarak başkalarının inşa ettiği bir çağın ağlarında oraya buraya sürüklenmekten başka bir şey yapamayacaklarının fark edilmesi. Batılıların belirlediği ve bizim de bile isteye girdiğimiz ağdan çıkıp, çağ kuracak çağrımızın çağırdığı ve çıkardığı büyük yolculuğun kıvılcımının çakılması, büyük bir tarihi yürüyüşe çıkmamızı mümkün kılabilecek engellerin kısmen de olsa ortadan kaldırılması, bunun bütün dünya aleme ilan edilmesi. Türkiye'nin yeniden çağ açacak, çağ inşa edecek, kurucu ülke konumunu elde etmesi. Türkiye'nin yeni bir dünyanın kurulmasında İslam dünyasına öncülük edecek yegane ülke olduğunun bütün dünyaya söylenmesidir Ayasofya'nın açılması. Bu mesajı İslam dünyası da aldı, batıda. Ayasofya'nın açılışı İslam dünyasında coşkuyla karşılandı, batı dünyasında üzüntüyle, bazen de öfkeyle. Ayasofya'nın bize yüklediği yükümlülük Ayasofya, bizim medeniyetimizin, batı uygarlığının yaptığı gibi önüne gelen herkesi ve her şeyi imha eden değil, Yeni bir dünya inşa eden ve hayatı ihya eden, ölmekte olan kültürlere bile hayat iksiri üfleyen temel varoluş ilkelerinden birinin müşahhas örneği. Ayasofya, Ayasofya'dan fazla bir şeydir. Ayasofya'nın sembolik ve tarihi değeri iyi idrak edildiği zaman Ayasofya'nın Müslümanların hükümranlığında bütün gayrimüslimlerin yaşama, inanma ve kendi hayatlarını kendi inançları çerçevesinde kurma haklarının Teminat altına alınmasının çok güçlü bir ifadesi olduğu görülecektir. Ayasofya'nın sembolize ettiği bu büyük, kuşatıcı anlam, Ayasofya'nın Türkiye'nin istikbalde oynayacağı roldeki sembolik konumunu tahmin edebileceğimizden daha fazla güçlendirir. Sözün özü, Ayasofya açıldı, Türkiye'nin oyun kurucu, sistem kurucu rolünün önü de açıldı. Türkiye 100 yıl sonrasına hazırlık yapıyor, yapmak zorunda merkez ülke konumuna doğru adım adım yol alıyor, almak zorunda. Bunun tek şartı var. Gelecek on yıllardaki kuşakların tarih ve medeniyet bilinciyle donatılması. Bu konuda ziyadesiyle geç kalıyoruz, zaman ve enerji kaybediyoruz. Bu noktada sadece devletin değil, artık toplumun ön açacak insanlarının, teşekkürlerinin, cemaatlerinin de yükümlülüklerini daha fazla geç olmadan yerine getirmeleri şart. İnsansız bir dünya kuramazsınız. İnsanınızı yitirmişseniz, yitiriyorsanız, geleceğinizi kendi ellerinizle bitirmeniz kaçınılmazlaşır. Ayasofya'nın açılması bize çok büyük bir yükümlülük yüklüyor. Eğer bundan sonraki süreçte devlet ve toplum olarak bu yükümlülüğü yerine getiremezsek, eğitimde, kültürde, sanatta, düşüncede, bilimde önümüze açacak öncü kuşakları yetiştiremezsek, bunun vebali çok büyük olur. mesela. Gerçek hayat sundu. Yusuf Kaplan